Kuzeyden gelip güneye giden, doğudan gelirken batıda mola veren insanların mekanı burası. Hayatları belki de bir daha asla kesişmeyecek insanların. Havalimanları belki de bu yüzden her zaman masalsı. Yine her zamanki yerden Atatürk Havalimanı dış hatlardan başlıyoruz. Bu kez yolumuz Fransa'nın başkenti Paris'e. Hayatım ve şehrim başlıyor. Yolculuğun kendisi de aslında bir yolculuk. Otellerse ikinci adresimiz. Birkaç günlüğüne de olsa geçici evimiz. Yağmurlu bir Paris sabahından merhaba. Birazdan ünlü ressamımız Comet'le tanışacağız. Ve onun yıllardır yaşadığı kent olan Paris'i yakından tanıyacağız. İnsanlarla şehirler arasında da aşk yaşanıyorsa eğer, işte Paris karşınızda. Bunun için seçilecek en iyi partner. Yağmur yağsa da, güneş açsa da fark etmez. Her koşulda varını yoğunu ortaya koyup size eşlik etmekten vazgeçmez. Hem zaman hem de her biri tablo kareler önünüzden su gibi akar gider. Aşkın her türlüsüne açıktır bu şehir. İlk görüşte olanını mı istersiniz, yoksa yıllara meydan okuyanını mı? Herkesinki farklı farklı. Seç, beğen ve dağıl. Binlerce sanatçı doğurmuş bu şehir. Yüzlercesinin yolu farkına bile varmadan eninde sonunda buraya çıkmış. Monet'den Picasso'ya, Jean-Paul Sartre'dan Oscar Wilde'a kadar suyunu içmişler, damarlarından beslenmişler. İlham alıp eserler vermişler. Attila İlhan, Fikret Mualla, Abidin Dino kendi hikayelerini çantalarına koyup burada bir ömürlük molalar vermişler. Banliyölerini de işin içine katarsak eğer 12 milyon insan yaşıyor bu şehirde. İçinde binlerce sanatçıyı barındırıyor. Kimi adını duyurmuş, kimi Paris yardımlarını esirgemesin hala çabalıyor. Şans denen şeyin bir gün gelip kapısını usulca çalmasını bekliyor. Ve bütün bu 12 milyonun içinde bir adam yaşıyor. Tıpkı buhar gibi elle tutulamaz ve aynen bir kuş gibi zapt edilemez. Şahsına münhasır, sıra dışı ve bir o kadar da yaratıcı. Bu işten anlayanlar onun resimlerini bir görüşte tanıyor. Sanatı tuvallerden taşıyor. Yüzyılımızın en büyük Türk ressamlarından biri olan Comet'ten bahsediyorum. İşte karşınızda bir Parisli'den daha Parisli Comet ve işte onun gözünden yaşadığı kenti. Comet'le Paris'te yıllardır müdavimi olduğu Montparnasse'daki Le Select adlı kafede buluşuyoruz. Buraya geldim. Buraya şimdi Mübin Orhan rahmetli iki defa İstanbul'a geldi buradan. Ve orada beni tanımıştı. Selahattin İlhan'la Edip Cansever tanıştırmışlardı. Çok sevdi. Hep beraber olmuştu Türkiye'de. Benim geleceğimi duyunca bizden önce gelen Utku ve Mehmet Güleryüz vardı. Onlara, şimdi onun kendi evinde bana bir yer verecek. Onda kalacağım yani. Mübin buluştuk ve içmeye başladık. Bir boksörün kahvesi vardı. Çok güzel bir kahveydi. Sanatçıların falan gitti. Arayollar falan giderdi. Orada başladık içmeye. Sonra taksiye atladık. Bütün çeşitli sanatçıların yaptığı heykelleri falan gezdik. Gece geç vakit buraya geldik. Select'e geldik ilk kahve. Yıl 1971 miydi? 71. İlk geldiğiniz. Geldik. O zaman Monsieur Cafen patrondu burada. Beni tanıştırdı. Monsieur Cafen Türkçe küfürler etmeye başladı. Allah Allah, sonra şampanyalar dedi. Çünkü Select eski yıllardan beri Türk aydınlarının, yazarlarının, ressamlarının falan geldiği bir yer yani. Bütün o işte Demir Özler'in, Ferid Etkiler'in falan. Onlardan öncekiler de geliyor tabii. Bütün ressamların falan geldiği bir yer. Eskiden Montparnasse'da sabahlara kadar bir sürü işte kupoldu o zaman. Şimdiki gibi değildi tabii. Hakiki kupoldu. 1500 tane belki Montparnasse sanatçısı, yazarı, çizeri vardı. Sabahlara kadar çeşitli gece kulüpleri, lokaller dolaşılırdı. Geçmişinin önemli mekanlarından biri burası. Dostluklar, arkadaşlıklar, sabahlara kadar süren hararetli tartışmalar yaşanmış burada. Gökçin Sipahioğlu Fransızlar tarafından Büyük Türk olarak tanınıyor.
dünyanın ilk fotoğraf ajansı olan SIPA'nın kurucusu. Füze krizi sırasında Küba'da, 1968'de Paris ve daha dünyanın birçok yerindeki olaylarda çektiği fotoğraflarıyla tanınıyor. Aynı zamanda Efes Pilsen basketbol takımının kurucusu. O da yıllardır Paris'te yaşıyor. Ben tutayım. Komet'le Paris turumuz asıl şimdi başlıyor. Şimdi burası Dom kahvesi. Bu da çok eski kahvelerden biri değil mi? Tabii. Aslında ta oradan itibaren büyük bir kahveydi. Şimdi burasında lokanta yaptılar. İçi de çok önemli, iyi bir lokantadır ama şimdi kahve kısmı sadece burası oldu. Ben yıllarca sabah kahvaltımı şu köşede yapardım. Tam şu köşe. Şu köşede. Bir gün ne var biliyor musunuz? Gece saat, çünkü burada 210 Bulvar Asfay'da oturuyoruz. Kar yağıyor. Saat 10 gibi. Eskiden şurada bir bar vardı. Şu kısmı yoktu. Ve bir piyano vardı. Piyano, piyanist onu da bıraktı. Piyano kendi kendine çalmaya başladı. Şeyleri oynuyor. Tuşlar. Kendi kendine. Yani şimdi hiç kimse yoktu. Kar yağıyor. Garson da gitti. Oturan iki kişi vardı. Onlar da gitti. Sadece ben varım. Bembeyaz bir dünya. Piyanonun tuşları böyle böyle oynuyor. Film sahnesi. Ürperdi. Düşünebiliyor musunuz? Marie mon vagalame, celui du Paname. Qu'on aime et qu'on oublie. Yani ilk geldiğiniz andan itibaren yaşadığınız mahalle burası mıydı? Montparnasse öyleydi tabii yani. Şimdi yaşadığınız yer artık Montparnasse değil mi? Montparnasse sayılır çünkü birkaç yüz metre ötede. Bu Gymnase kahvesi. İşte yıllarca bütün hepimizin geldiği, sanatçıların geldiği bir kahve. Şimdi yine geliyor musunuz? Pek gelmiyor, az. Çünkü sahipleri değişti. Eski havası çok kaldı. Şurası da 210 Bulvar Raspay meşhur her şeyinde. Bütün bizim Türk sanatçıların olduğu, Mübi'nin, benim, Mehmet Nazım. Biz üst katta benim atölyem vardı. Orada oturuyorduk yıllarca. Böyle sokakta hep arkadaşlarınızla rastlaşabiliyorsunuz değil mi? Burası artık mahalleniz gibi. Bien sûr. Tabii yani. Hadi. Komet'in bir kuş gibi elle tutulamaz olduğunu söylemiştim. Ona yetişmek imkansız. Biraz daha yavaş yürüyebilir miyiz böyle? Daha ağır çekim. Daha ağır yürüyelim, evet. Şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi karşıda Montparnasse mezarlığı var. Girişinde Sartre ve Beauvoir'un mezarı var mesela. Arkadaşlarımızın var, Topor'un var, Beckett arkadaşımızın var efendim. Daha bir sürü arkadaşımızın, Baudelaire arkadaşımızın mezarları var. Ne güzel arkadaşlar. Daha başka arkadaşlarımız var orada. Siz peki Paris'e burslu olarak geldiniz değil mi? İlk başta burslu olarak geldim, evet. Bu kadar kalacağınızı tahmin etmiş miydiniz? Hani burs kaç yıllık bir burstu? 4 yıllık bir burstu. Sonra yaşamaya nasıl karar verdiniz burada? Sonra dönünce işte akademi hoca olmak lazımdı. Burada da tam sanatçı olarak tanınmaya, resimlere satılmaya başlamıştık. Geleceği sevmiyorum. Şu andaki durum da dünyada çok kötü. Burada bazı arkadaşlar var. Onlar... Geçmiş daha mı güzeldi? Efendim? Geçmişi güzel olduğunu zannederiz hep. Belki de o kadar değildi. Ben bir romantik olarak dili geçmiş zamanı çok seviyorum. Şimdisi için bile gidiyorduk mezarlığa doğru, gidiyorduk. Ne güzel diyorduk falan derken masallaştırma yani. İyi tarafından almak geçmişi. Ben güzel şeyleri hatırlıyorum. Bazıları hep hanımlar bilhassa kötü taraflarını hatırlarlar belki de. Daha kinci mi oluyorlar? Bilmiyorum yani. Bu geçmişe olan sevgi hani. Sevgi o idik. Ama işte idik derken şu mesele önemli. Sanki öldükten sonra yaşıyormuş gibi yani. Ki ölüp gideceğiz değil mi? Bir şey var idi. İdim. Var idik. İdik. Birlikteydik bizdik. Ölmeseniz bile vaktiyle böyleydi. Güzel bir şey hatırlamak gibi. Yani varlık problemi var. Yani neydi bütün olan şey? Bu rüya neydi? Anlatabiliyor muyum? Ona bir takım cevaplar aramak istiyorum. Neler koymuşlar? Bakın çok hoş değil mi? Komik şeyler. Sartre'ın herhalde mezarı hep böyle çiçekli oluyordur. 15 sene sonra bir Fatiha daha okuyayım. Dua edelim. Biz hayatım ve şehrimin her bölümünde konuğumuza bize yaşadığı şehirde en sevdiği yerleri göstermesini rica ediyoruz. Ve ilk kez birisi bir mezarlık seçiyor. Komet'in geçmişte kalan dünyayı fikirleriyle etkileyen sevdiklerinin bir kısmı bu mezarlıkta yatıyor.
Zamanlar içinde en çok Dili geçmiş zamanı seven Comet, kim bilir belki bu yüzden bizi Montparnasse mezarlığına getiriyor. Sonra çıkış kapısına geldiğimizde el sallayıp geri geri yürüyerek mezarlığın içine geri dönüyor. Comet sadece bir ressam değil, aynı zamanda bir filozof. İnsan bu vitrinde yer alan hiçbir şeye sahip olmak istemiyor. Çünkü bu dükkan mezarlık süsleri satıyor. Hangisini istersin sen? Bunu mu istersin? Vallahi hiç fark etmiyor benim için, artık o noktaya geldik. Bak kelebekler. Les étoiles entre elles ne parlent. Jötemliler var. Aa, yıldızlar arasında senden konuşuyorlar diyor yıldızlar. Kelebekleri gördünüz değil mi? Ben mezarlığımı ondan istiyor, kelebek ölünce ya. Çok güzel değil mi? Kelebek. Peki Paris'e ilk geldiğinizde sizi en çok etkileyen şey ne oldu bu şehirle ilgili? Böyle en çok hoşunuza giden? En çok hoşuma giden kahveler, barlar oldu. Şimdi yolumuz taklit resimlerin yapıldığı bir pazardan geçiyor. En son Baudrillard'ı gördüm. Burada dolaşıyordu eşiyle. Çünkü kötü resimleri görmek lazım ki iyi ya, ne oldu? Burası iyi, her daim açık bir yer. Yok, pazar günleri, pazar günleri. Aa, eşarplar var ama güzel değiller. Mesela tesadüfen burada hiç güzel bir şey çıkma ihtimali yok mudur? Günün birinde böyle hani ya da yanlışlıkla. Şöyle bir şey var. Bir şey eğer çok kötüyse limit çok iyidir. Ama maalesef olmuyor, hep kötü taklitler oluyor. Taklit olmayınca iyi. Anlatabiliyor muyum? Evet. Deli, bir şeyin delisi olmak lazım. Her şey bir şey çünkü. Her şey iyidir de. Yani bir sanat eseri bir öneri. Yani önerinin radikal olması lazım. Mesele bu yani. Her şeyi çok iyidir. Ben hepsini, bunları seviyorum. Yani bir ölçüsü yok yani. Ne önerdiğine, niçin önerdiğine bağlı bir şey belki de. Burası Café de la Liberté işte. Sartre'ın falan oturup yazı yazdığı. Burası da Montparnasse Tour dediğimiz gökdeleni. Üstümüze yıkılacak gibi duruyor. Şansımıza yormak lazım. Bugün hava biraz kapalı. Yağmur bir yağıyor, biraz duruyor. Sonunda sokaklara biraz ara verip Comet'in evine gitmeye karar veriyoruz. Günlerden pazar. Birçok yer kapalı. Ama evinin yakınlarındaki pastanede, Arap bakkalda açık. Erzağımızı alıp şu sıralar aynı zamanda atölye olarak da kullandığı evine gidiyoruz. Kedi seversiniz inşallah. Evet, çok severiz. Bu da Comet'in kedisi Zorro. Biz Zorro'yu çok sevdik ama o bizi ne kadar sevdi bilinmez. Ressam, filozof, aynı zamanda da şair. Comet şiirlerinin, kısa notlarının, düş dünyası ve düşüncelerinin yer aldığı Olabilir, Olabilir kitabından dizeler okuyacak biraz sonra. Bu kitap 1960 ve 2007 yılları arasında yazıp bavula attığı kağıtlardan derlenerek yapılmış. Mesele biyoloji değildir kardeşlerim diyordu kardeşlerim. Hiçbir şey anlamıyordum. Hiçbir şey anlamıyordum. Anlamıyordum televizyonu bile. Nasıl uzaydakileri idare ediyorlardı? Nasıl çalışıyordu cep telefonları? Bilgisayar ve diğer girift meseleleri anlamıyordum. Biyoloji ve fizik ve kimya bilimleri çok ilerlemiş, ultra olmuşlardı. Anlamak çok zordu artık çocukları. Her şeyi anlamaya çalışmaktan vazgeçtim. Çünkü bu çok önemli bir şey değildi. Bazı şeyleri anlamak bana yetiyordu. Böyle naif şiirler de var. Çok güzel. Naif şiirler de var. Romantik şiirler de var. Biçim olarak iyi şiirler de var. Entelektüel züppe şiirler de var. Her şey var yani. Şairlerle beraber büyüdüm. Yani onlarla yaşadım. En iyi arkadaşlarım şairlerdi yani. Çok genç yaştayken büyüklerin yanında bulundum. Şimdi genç şairlerle de arkadaşım. Comet'in hem Olabilir Olabilir'i hem de Koşarak Geldim, Çorabı Deldim adlı kitabı tarafımızdan şiddetle tavsiye edilir. Şimdi bir gün şöyle bir şey oldu. Oradan aklıma geldi. Türkiye'deydik. O zaman Elhamrağan'da bir atölyem vardı. Bir televizyon programı için geldiler. Ben mesela resim falan çalışma yapamam başka birileri olduğu zaman. Hele hele çekim için. Hadi çalışın da görelim diyorlar. Kimisi yapıyormuş gibi yapar falan. Kimisi de yapar hakikaten.
Ben konsantre olamam. Kendimi veremem işime yani. Yok demiştim. Sonra dedim durun durun dedim. Koskocaman beyaz bir tuval koydum. Beyaz boyayla ve bazen boyasız böyle yapıyormuş gibi yapıyorum falan böyle. Dedim ki aynı bu hani kral çıplak hikayesi. Dedim bu dedim ancak dedim çok hassas, çok zeki olduğumuz olanlar görebiliyor dedim. Bunu dedim. Evet. Ama dedim bazen ben bile göremiyorum. Oradan kurtardık biraz. Aslında Baudrillard'ın hakkı vardı. Yani öyle bir yere geliyor ki artık her şey sanat diyebiliriz. Resim bitti diyorlar. Hele figüratif resim falan biliyorsunuz yasak. Ama ben hayatımı daha çok onlarla kazanıyorum. İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nde resim eğitimi gördü. Halil Dikmen ve Zeki Faik İzler atölyelerinde çalıştı. 1971'de devlet bursuyla geldiği Paris'te Vincennes Üniversitesi Plastik Sanatlar bölümünde okudu. İlk kişisel sergisini 1974'te Fransa'da Rouen'de açtı. Fransa, İsviçre, Avusturya ve Amerika gibi dünyanın birçok yerinde çok sayıda karma sergiye katıldı, yine pek çok kişisel sergi açtı. Lozan, Paris, Kopenhag ve Viyana'daki önemli müzelerde resimleri yer alıyor. Comet, bilirkişiler tarafından gelmiş geçmiş en iyi ressamlarımızdan biri olarak değerlendiriliyor. Comet'in sanatını değil birkaç cümlede, koca bir kitapta bile özetlemek çok zor. Ben Roland Topor'dan alıntı yapıyorum. Comet, vahşice yetenekli bir ressamdır. Göz kamaştırıcı bir tekniği vardır. Topor böyle cümleler yazıyor, sonra da bunları fazla kolay ya da yetersiz buluyor. İşte Topor'dan böyle bir cümle daha. Bazıları dizelerle resim yapar, bazıları düz yazıyla. Comet'in resimleri ise düz yazıyla yazılmış şiirlere benziyor. Bu arada Comet, resimlerini gerçek dışı şeklinde tanımlayanlara inat, gerçekçi olduğunu iddia ediyor. Size hiç şey dediler mi gençliğinizde? Hani ressam olunur mu? Oğlum nereden para kazanacaksın? Hani hala günümüzde de zordur ya yazar olmak, ressam olmak. Şimdi aslında biraz saf delilik yani romantiklik yani. Ortaokulda yeni bir resim hocası geldi. Sert bir hoca, Hasan Sağlam diye. Dosya falan yapmışsak bizi sınıftan kovuyor. Hele hava güzel olunca bizim için harika bir şey. Bağ bahçeye gidiyoruz böyle Çorum Lisesi'nde. Biz arkadaşlarla dosya götürmedik, bir şey yapmadık falan. Önce iki arkadaşımı kovdu. Tam beni kovacak çantamı aldım. Deri bir çantam vardı. Üzerine iletkiyle böyle bir avcı resmi yapmışım. Görünce ooo sen dur dedi. Sen derhal otur resmi yap. Ya nasıl olur dedi bu dedi. Harika bir şey işte akademi mezunları bile böyle şey yapamaz şudur budur. Derhal resim yapacaksın. İlk fark eden o mu oldu yeteneğinizi? Ne bileyim ben meraklıydım zaten. Ama okulda ilkokulda falan benden daha tarih şeride falan yapardık ama benden daha iyi yapan çocuklar var daha kabiliyetli olanlar. Ama herhalde ya işçi çocuğuydu ya şu ya bu. Ben ama çünkü evimizde kitap var, okuyorum, şu yapıyorum. Yani farkındayım yani onların yazık. Onlar belki ortaokula bile gidemediler yani liseye bile. Neyse ondan sonra Fuzuli'nin şiirlerinden mülhem resim müsabakası vardı. Ona katıldım. Beni ikinci yaptılar. French Impressionist diye bir kitap. Bir de Auguste Mac kitabı verdiler. Onlar gibi resim yapmaya başladım. Sonra başka bir hoca geldi. Matisse şeyi verdi bana. Onun desenleri gibi desenler çizmiş. Yani işte Picasso gibi şeyler falan yapıyordum. Çok erken modern oldum yani. Akademide de öyle şeylerdi. Çok acayip şeyler yapıyordum. Enstalasyonlar, performanslar yapıyordum. Eski akademilere sorun yani. Akademiye girmeniz de böyle bilerek, isteyerek... Evet, akademideki hocaların bir kısmı da babamın da hocalarıydı. Ben dedim ki, isterse ailem istemesin, her şeye rağmen ben bir köyde dedim, sınır köyünde öğretmenlik yaparım, yine de bunu yapacağım falan diye öyle iddia etmiştim. Sonra yani işte ben buraya geldiğimde anti-ar, anti-pentür falan o havalardaydım yani. Bunların örnekleri var, bu şeyde de var İdimi'nin kitabında. Sonra baktım ki, günü gününe sanat tarihi yazılıyor. Bir takım şeyleri yapmaya devam ettim yandan. Ama ben dedim pentür seviyorum, pentür yapacağım. Pentür bitti diyorlar, bitmiş olabilir. Bana ne? Ben pentür de yapıyorum yani. Başka şey de yapıyorum. Pentürün de değişik tip şeylerini de yapıyorum yani. Ve artık yapılabilir olduğunu da düşünüyorum yani.
tek bir şey iş yapıp bu benim stilim olsun da ben bunu yapayım. Bu bana çok ilginç bir şey gelmiyor. Ne canım isterse onu yapıyorum. Çünkü müzik de yapabilirim, beste de yaparım, her şeyi yaparım. Şiir de yazarım. Zamanım olsa çok zor, roman da yazarım. Ne olacak yani, insan her şeyi yapar, sen de yaparsın. Yapalım, iyisi olur, kötüsü olur. Değil mi yani? Öyle düşünüyorum. Kent olan Paris'te turumuz devam ediyor. Ta 60'lı yıllarda Yves Klein boş galeri sergiledi. Mavi tuval şey yaptı. Manzoni kakasını artist pisliği diye sattı konserve. 8 kilometre çizgi çizip yani her nerede türlü şey bitiyor? Yani sonuç olarak ne bileyim sosyal şey de yapılır, eleştirilir, politik sanat da olur. Her türlü sanat olur. İnsan oğlu her türlü şey yapabilir. Şimdi Komet çok büyük bir isim. Peki böyle hani sizi ilk Komet'te bir şey olduğunu yani nasıl Komet oldunuz? Kim ilk böyle anladı? Nasıl bu gelişti, yayıldı? Herhalde. Bir şekilde tabii gizli kalmıyor. Bir fark ediliyor yapılan. İşte şimdi bu şeyden başlıyor. Yani şimdi ben ufak tefek bir insanım yani okula da biraz erken gidince ilkokul yavaş yavaş ortaokula doğru diyelim. Sen de kızların hoşuna kendini göstermek istiyorsun, birisi olmak istiyorsun. Kızların hoşuna gitmek istiyorsun. Sen ne yaparsın? Kimsenin yapmayacağı ya muziplik yapıyorsun ya bilmem kendini göstermek için bir şeyler yapıyorsun yani. İşte kendin olmak istiyorsun, birisi olmak istiyorsun falan. O çocukluktan gelme bir şey. Yavaş yavaş ona göre bir şeyler. Oradan işte belki herkesin yapmadığı bir şey olduğu için sanata ilgileniyorsun. Yani bunlar kökleri derinde olan şeyler. Ama tabii daha sonra ciddi olup ciddi bir meslek sahibi olmak lazım. Bizim gençliğimizde o zaman ressam mısın deyince işte çok teknik doğru. Ressam mısın derlerdi. Yani şair olmak, ressam olmak falan bunlar saçma sapan kafadan sakat olanların işi biraz yani naif olmak lazım. Tesadüfen ben nasıl yaşayacağımı bilemiyordum ki. Ki yani. Hala bile biraz zor. Evet ama yok öyle deme. Bizim yani? Zamanımızda resim satmak diye bir şey yoktu ki. Yani daha sonralarda da yoktu. Dişçiye resim verirsin, ayakkabıya resim verirsin. Yani böyle şey değil. Bizimle peki, beraber Türkiye'de hocalarımız da senede bir iki resim yaparlardı. Bizden sonra bakıldı ki resim satılıyor. Onları tekaüt olduktan sonra haraya almış memleşler gibi resim yaptırdılar Ali Çelebi'lere, Zeki Faik'lere, şunlara, bunlara. Yani hiçbiri üretmezdi yani. İşte bizim kuşakla beraber direndik. Banka memur oluyordu akademiden çıkanlar falan. Ben aç kaldım ne kadar. Bir sürü arkadaşım da öyledir yani. Hala da yani hayatımı kazanmak için taviz verici şeyler yapıyorum yani. Yani insan o kadar da pretansiyo dedikleri iddia ne olmamalı yani. Oluyor ki bizi cırtar beğenmez. Aha illa mükemmel bilmem ne olacak lan ne olacak. Sen de insansın yani hatan olsun şunu yap bunu yap. Bir süredir evini aynı zamanda atölyesi olarak kullanıyor. Tabii bu durum yeni bir yer bulana kadar geçici. Ve şimdi Komet'ten yine şahane bir anı. Mübin'in bir arkadaşı vardı. Greg asıldı. Chingos. O da boyaları sıkardı böyle şeylere. Bir gün Amerikalı bir çift geliyorlar zengin böyle koleksiyoncu. Bir resmi çok seviyorlar. Ah diyor kadın. Koltuğumun öbür tarafında bir tane daha olsaydı aynı büyüklükte bir şey ne kadar güzel olur diyor. Durun hanımefendi diyor aynı büyüklükte bir tuval alıyor yapıştırıyor şey yapıyor. İşte ah harika genial diyor. Komet'le yollara düşüyoruz yeniden. Bu kez sanat galerileriyle dolu Paris'in Saint-Germain semtindeyiz. Cette fleur sauvage qui fait des ravages dans les cœurs d'enfants. Pour toi ma princesse. Daracık sokaklar, pat diye karşınıza çıkan galeri ve müzelerle dolu burası. Bu köşede işte Delacroix Müzesi. Burası da Paris'te sevdiğiniz yerlerden. Eskiden güzeldi. Burada park gibi böyle
banklar falan vardı. Çok değişti mi Paris siz geldiğiniz yıldan bu tabii yana bakarsak? Daha, İstanbul gibi değil, daha az değişiyor tabii. Aa, çok güzel değil mi şey? Evet, zürafa. Zürafa. Aslan da çok güzel fotoğraf. Bu aslan da çok güzel. Fotoğraf olarak da çok güzel. Evet. Ne güzel bulutlar gidiyor. C'est au crépuscule quand la libellule s'endort au marais. Sanat galerilerinin vitrinlerine baka baka yürümeyi sürdürüyoruz. Hiçbirine girmiyoruz. Çünkü hedefimizde başka bir yer var. Komet'in yıllardır gittiği, sanatçıların uğrak yeri, hatta içinde bir de resminin olduğu La Palette. Bir şey içelim barında, gelin. Sık geldiğiniz yerlerden mi, yolunuz düştüğünde mi uğruyorsunuz? Eskiden her gün, eskiden her gün. Hepimiz, bütün sanatçıların buluştuğu bir yerdi burası, hala gelirler. Yani şeyler de gelir yani, ne bileyim, Katrin de gelir her zaman, herkes gelir yani. Bütün sanatçılar gelir. On me dit que nos vies ne valent pas grand chose, elles passent en un instant comme frâne les roses. Burada okula gelirken falan, buraya da gelir çok, 2-3 kahve vardır. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes. Oradaki çiçekçileri, hayvancıları falan biliyor musun? Hayır, bilmiyorum. Bin bir türlü bütün çiçek doğumları, bitkileri satarlar. Bir de her türlü hayvanlar falan var. Geçelim mi oradan? Geçelim, çok güzel tamam olur. Komet'le onun Paris'ini gezmek gerçekten heyecan verici. Sanki Paris'te karşısında kimin olduğunu biliyor. Ressamın karşısında gökyüzü bütün maharetlerini sergiliyor. Burası Île des Cités'dir. Île Saint-Louis'de daha sonraki adadır. Île des Cités'de Adliye Sarayı vardır. Orada bir de Place Dauphine vardır. Çok güzel üçgen şeklinde bir meydan. Çok güzeldir. Mais qui est-ce qui m'a dit que toujours tu m'aimais? Je ne me souviens plus, c'était tard dans la nuit. J'entends encore la voix, mais je ne vois plus les traits. Il vous aime, c'est secret, lui dites pas que je vous l'ai dit, tu vois quelqu'un m'a dit. Ben soru sormayı ve cevaplar beklemeyi bıraktım. Komet'i hiçbir cevabın anlatamayacağını sonunda anladım. O hızlı hızlı yürürken ona yetişmeye çalıştım. Komet bu. Basit hiçbir soru onun şifrelerini kıramayacak. Yoruldun mu? Hiç yorulur muyum? Çok mutluyum ben. Bu da Komet'in bana Paris hediyesi. Levhalarda geçiş izni yok yazıyor. Artık kim nasıl yorumlarsa. Ve bu arada Paris de Komet'in şakalarına karşılık veriyor. Bir sonraki yağmura kadar ne güzel güneş açtı. On me dit que nos vies ne valent pas grand chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos tristesses il s'en fait des manteaux, pourtant quelqu'un. İşte Komet'in çocuksu halleri. Onunla gezmek gerçekten büyük bir zevk. Quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore, serait-ce possible alors? Olsam ne çıkar çıkmaz, olmasaydım ne çıkardı çıkmazdı, ellerim olmazdı, olmasaydım bunları yazmazdım. Yorgun atları, kravatları, beni görünce ölmüş taklidi yapan böcekleri, kuyularda unutulmuş baldırlarla otların arasında seyirten, zütbelenmiş kiralık gözlerle ensenizde, son pazar günü eski kavakların yanında dans ederek, kırpık eşekle, yalan döşekle, demek yarpak, kırpak deprek, temelsiz söylentilerle, Sokrat, Mokrat, Demokrat, çağdaş sanatçılar geçiyordu uzaktan, arka arka yürümeye çalışıyordum. Gökyüzüne bakın yani, filmlerde olur ancak değil mi? Amerikan filmlerinde falan böyle şeyin sonunda, çok güzel ya. Bunları size hediye ediyorum, CNN'ciler. Bakın.
Bak bak bak. Bu bulutları. Gri, mavi, beyaz. Şu ağacın güzelliğine de bak yani. Çocukluğundan itibaren her zaman her şeyi merak etmiş. İleride hep beklenmedik şeyler yapmak istemiş. Çorum'da ortaokulda deri çantasının üzerine iletkiyle çizdiği avcı resmi, haylazlığından dolayı onu sınıftan atmakta olan resim öğretmeninin dikkatini çekmiş. Resim hayatı böylece başlamış. Akademi yıllarında dolap kapağına, o da olmazsa eski bir çarşaf ya da teneke üzerine resimler yapmış. Beklenmedik şeyleri yapmayı başarmış, değeri bilinmiş. Sergiler, dünya müzelerine konulan resimler. Yaratımları tuvallerden taşıp bazen bir kitap, bazen bir performans, bazen de bir enstalasyona dönüşmüş. Sadece ressam değil, çok iyi bir yazar ve şair olduğunu da göstermiş. Asıl adı Gürkan Coşkun. Komet bir müzik grubundan yola çıkarak arkadaşlarının ona taktığı lakabı. Aynı zamanda kuyruklu yıldız anlamına geliyor. Ve takdir edersiniz ki bir kuyruklu yıldızı tek bir programa sığdırabilmek imkansız. Özetle Komet tıpkı resimleri gibi masalsı ve romansı. Ve Paris işte yine tadı damağımızda kaldı.